Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çok lezzetli bir et suyu yapımıyla karşınızdayım. Dondurucu da saklayacağız bugün yapacağımız et sularını. Dilerseniz kavanozları da vakumlayabilirsiniz. Koca koca dana kemiklerim var. Bu om kemiklerinin olduğu yerleri genelde tercih ediyorum. Bakın içlerinde ilikler var. Bunlar özellikle gelişme çağındaki çocuklar için çok 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 önemli. İçine sebzeler ilave ediyorum. Havuç ve soğan tercih ettim. Dilerseniz içine kereviz de ilave edebilirsiniz. Şimdi bunları bir güzel fırınlayacağız. Niye fırınlıyoruz? Bunları fırınladığımız zaman bu üzerindeki çiğ kokusundan arınacak. Üzerine kef çıkarmayacak ve çiğ olarak haşladığınız kemik sularından çok daha lezzetli bir kemik suyu elde edeceğim. Daha önce çiğ olarak haşladıysanız bir de bu şekilde deneyin. Arasındaki farkı kendi gözlerinizle görün. Bu şekilde bunları fırının en yüksek ayarında, turbo ayarda yaklaşık 20-25 dakika boyunca fırınlıyorum. Ve fırınlanmış halini de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi koca koca kemiklerim böyle kahverengiye döndü. Adeta karamel oldular, karamelize oldular. Şimdi bu altına çıkardığı suyu, yağı, sebzeleriyle birlikte hepsini beraber tencereye alacağım. Üzerine çıkmadan şöyle bir iki parmak kalana kadar su ilave edeceğim. Ve bunu bu şekilde kısık ateşte 3 saat boyunca ocakta kaynatacağım. Kemiklerim yaklaşık 1 saatten beri kaynıyor. Sebzeleriyle, yağıyla birlikte kaynıyor. İçine bütün vitamini vere vere kaynıyor. Bunu yapmayı gözünüzde büyütmeyin. Bunu bu şekilde yapıp aylarca, yaklaşık 7-8 ay boyunca dondurucudan kullanabilirsiniz. Dışarıdan aldığınız hiçbir et suyu şu yaptığınızın yerini tutmayacaktır. İçine ilikleri de geliyor. Dediğim gibi çok faydalı bir et suyu. Özellikle ek gıdaya başlayan bebekler için böyle bu kadar yapmanıza gerek yok. Daha az da yapabilirsiniz. Ben kendime bir kış yetecek kadar yapıyorum. Bunu bu şekilde önce bu koca koca kemiklerinden arındırdım. İçinden çıkardım. Şimdi de bu içindeki sebzelerden arındırmak için bir süzgeçten geçiriyorum. Şu ilikleri kaşıkla ezdirin içine. Ben o şekilde yaptım. Sadece sebzeler kalsın. İlikleri kaşıkla ezdirdim içine karışsın diye. Şimdi bunları plastik bardağa dökeceğim ve buzluğa dizeceğim. Buzlukta yaklaşık bunlar 5-6 saat içinde tamamen donacaklar. Donduktan sonra da poşetlere koyacağım. Bu şekilde de buzlukta fazla yer kaplamayacaklar. Dilerseniz bardaklardan çıkartıp da saklayabilirsiniz donduktan sonra. Ama bu şekilde de saklayabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Et suyum soğuk sıcakken dökmüyorum böyle plastik kaplara. O zaman sağlıksız oluyor. O yüzden soğuttuktan sonra döktüm. Üzerine böyle hafif yağ da birikiyor. Bu da yemeklere çok güzel lezzet veriyor. İnşallah bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Tabii ki donduktan sonraki hallerini de size göstereceğim. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.